Bugün size arkadaşlar bir tane siteden bahsedeceğim. Bu site PoE House sitesi. PoE House sitesi baya güzel bir site. Ben bunu Reddit'te takılırken bulmuştum ve ikili gideri kullanıyorum. Gayet güzel bir site. Ne yapıyor bu? Mesela boss'lar karlı mı değil mi? Mesela boss yapmak istiyorsun. Ne boss yapayım dediğinizde buraya girip bakabilirsiniz. Şu an oyunun güncel ekonomisinde en karlı bossları buradan öğrenebilirsiniz. Atıyorum şu an ne, neymiş abi? Shaper en karlısıymış. Bir buçuk vay. Uber Shaper en karısı yine. Diğerleri ise Charger. Peki o diğer Uber'ler nasıl? Uber Sirius eksi 33'tü kaos. Bu Maven eksi 74 kaos. Uber Maven eksi 7.3'tü. Yani sakın yapmayın diyor size aslında Uber Maven'ı. Buradan öğrenebilirsiniz veya Bossların hani ne kadar düşüyor ya yüzde kaç düşme olasılığı onları da buradan görebilirsiniz. Mesela Uber Shaper'ın üstüne tıkladığınızda şuradan tıkladığınızda burada görebiliyorsunuz. Dying Sun'ın düşme oranı %10'muş. 9.43 Fragmentler %50-50. Star Fort %3 ihtimali düşüyormuş. Hani buradan da onu görebiliyorsunuz. Giriş biletlerinin ne kadar olduğunu da görebiliyorsunuz. Tabi oradan yine aynı şekilde. Buradan ikinci ol olay ise gem levelleme kısmı. Mesela arkada sürekli gem levelleyim ben size Tabi ama benim yaptığım gibi vantlı yapmayın siz. Bir ben CVD'de oynadığım için öyle yapıyorum. Siz ne yapın? Siz gelin burada bu şekilde bir tane bov alın 6 soketli bir bov alın. ardından bir tane de maloney mekanizm alın bu maloney mekanizm ve bovla beraber yapın şunu bir kaosa bunu ise 5-10 kaosa bulabilirsiniz bunları alıp arkaya koyun ve aynı anda 9 tane gem levelleyin hangi gemi levelleyeceğiz peki en karlı gem Empower'mış. yani empowery 142 kaosa alıyorsun 142 kaosa 2.3 divine'e saplıyorsun yani bu da ne demek? Bir empower'dan 1 empower'dan 1.3 divan kazanıyorsun. Hesap makinesine açıp vurursak ne olur bu. 1.3 divan. 1 postada 9 tane gemle verliyorsun. 6 Bov, 3 tane maloney'den. 11.7 divan. 11.7 divan profit alıyorsunuz. Sadece ve sadece arkada Gem Yani map mi yapıyorsun? Map yapmaya yine devam edin. En karlısı gördüğünüz gibi empower şu an. Ama bu değişebilir sürekli yarın öbürsü gün bir anda enhance enkarlı olabiliyor hani en enkarlı o geçenlik mesela ennighten çok karlı bu lig ise empower daha karlı burayı sürekli güncel olarak takip edin ve buradan bakabilirsiniz bazen yanlış olabiliyor ama onu takdir edersiniz ki petoexe price fixerlar var price fixerlar böyle 10 tane price fixer bir anda 100 kaosa koyduğunda itemi start dolayı 100 kaosdan başlıyormuş gibi gözükebiliyor o yüzden de bir yine bir kontrol edin almadan önce ona da dikkat edin. Başka Divination kart var. Divination kart kumarı yapmak istiyorum. Hangi kartlar daha mantıklı diyorsanız buradan bakabilirsiniz. Mesela Unrecruited Love ne kadar doğru bilmiyorum. Tabi yanlış olabilir. Dediğim gibi price yukarılar var bu oyunda maalesef. Unrecruited Love 21 Divine Cost'u diyor kartların. Total Cost'u ise 16 tane aldığınızda 352 divine diyor. Peki bunu açtığınızda çıkan Mirror şart ne kadar? 434 lira. Yani baktığınızda bir kart açmakla 82 lira profit alıyorsunuz her bir kart açmanız. Tabi bu kadar para vermeden önce yine siz bir kontrol edin. Mesela Miserie'in Darkness kartı var. Shroud of the Lightness geliyor. Bundan ikili de gelebiliyor, üçlü de gelebiliyor Ebisi Yeva soketli. 20 kaos alıyorsunuz, 120 kaos total kostunuz. Peki üçlü gelirse ne oluyor? 30 divine oluyor. Yani karttan bir nevi 29 divine profit oluyor. Biz de tabi bunu deneyeceğiz. Ya baş alacağız ya da gelecek bakalım. Üçlü gelirse haydi ikili geldi. Orbof baş. Gördüğünüz gibi klasik ez 2 diyoruz. Fakat üçlü gelmiş olsaydı gördüğünüz gibi 50 duvar vesaire diyor. Üçlüsü bayağı para yapıyor bunların. Buradan da bakabilirsiniz o tarz kartları kart açmadan önce buraya bir kontrol edebilirsiniz. Bir de şu var vendor resiplerine de bakabiliyorsunuz buradan. Mesela Kingmaker. Soul Taker, Heart Breaker ve Orba Fusing gibi satıcıya sattığınızda size Kingmaker veriyor. Bunların hepsini toplayıp Kingmaker'a dönüştürürseniz gördüğünüz gibi her bir dönüşmeden 70 kaos kazanıyorsunuz. Bu da ayrı bir amelilik oluyor. Tabi isterseniz diye gösteriyorum. Yani. Sizlerin ayrı bir şeylerinden bir tanesi özelliklerinden bir tanesi anlayacaklarım bu kadardı buradan bakabilirsiniz ama dediğim gibi price fixer'lar var petrol de o yüzden fiyatlara bakmadan önce yani bir, bir kontrol edin trade sitesinden acaba harbi öyle mi gem levelde mesela 140 olsa koyanlar price fixer mi onu bir test edin ondan sonra tekrar bakabilirsin hop bir kumar daha geldi videonun sonunda da bu kumarı sıkıştıralım Hemen bir tane daha yapıyoruz. Misery in Darkness. Aykut'un kartı bu da. Hop. Üçlü mü geldi? Orba baş İki de sıfır attık. Sağlık olsun. Beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Abone olup destek olabilirsiniz. Teşekkürler şimdiden.